بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز وأصيل المؤمنين. Bu hafta hutbemizin konusu zulüm cezasız kalmaz. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Bu ayet mazlumlar için bir umut ve teselli, zalimler için bir ihtar ve tehdittir. Bu tehditte aldırış etmeyen zalimler dünyada da ahirette de huzur bulamayacaklardır. Onlar için dünyada rezillik, ahirette ise büyük bir azap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi zulüm zalim için kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır. Kıymetli müminler, insaf, vicdan ve merhamet duygularının yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek bulduğu bir çağda yaşıyoruz. Hak ve hukuk tanımayan zorbalar, çocuk, yaşlı, kadın demeden mazlum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırıyor. Gözü dönmüş caniler dünyanın gözleri önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. Kan ve gözyaşından beslenenler Kudüs ve çevresindeki Müslümanları baskı ve şiddetle evlerinden, yurtlarından çıkarıyor. Yaşama haklarını ellerinden alıyor. Mabet dokunulmazlığına hiça sayıp Mescid-i Aksa'nın maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur. Kahhar olan Rabbimiz zalimleri kahru perişan edecektir. Kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile kötülüğe tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir. O halde mazlumların feryadı arşa uzanırken ümmeti Muhammed olarak bir araya gelip zulme ve işgale karşı çıkalım. Mazlum kardeşlerimize gücümüz nispetinde destek olalım. Bilelim ki Rabbimizin yardımı, müminlerin vahdeti, feraseti, cesareti ve onurlu duruşuyla zalimlerin sonu berbat olacaktır. Huzura ve barışa kastedenler er ya da geç cezasını bulacaktır. Bugün Filistin'de yaşananlar bize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Gün Müslüman idrakiyle yola revan olup Rabbimize samimiyetimizi arz etme günüdür. Gün sevgili peygamberimizin ümmet idealini kuşanma günüdür. Gün kardeşlerimizle bir olma günüdür. Sizleri cuma namazından sonra Filistin'deki kardeşlerimize el uzatmaya, onların yaralarını sarmaya davet ediyorum. Yüce Mevla iyiliklerimizi kabul buyursun. Cumamız kabul, namazlarımız makbul olsun. Hayırlı, bereketli cumalar diliyorum.